Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Mayıs 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Mayıs ayı 2024'ün en ilginç ve şanslı aylarından biri ve özellikle sizin için de gökyüzünde çok özel açılar söz konusu. Evet, Güneş ayın 20'sine kadar Boğa burcunda olacak. Venüs Boğa burcunda ve birçok gezegen Boğa burcunda. Jüpiter, Uranüs Boğa burcunda geçişlerini yapıyorlar. Nisan ayında 21 Nisan'da büyük Jüpiter-Uranüs kavuşumu söz konusu oldu, biliyorsunuz ki halen etkisi devam ediyor. Merkür ayın 15'ine kadar da Koç burcunda ileri hareketli olacak. 15'inden sonra Merkür de Boğa burcuna geçecek. Mars, enerjimizi yöneten Mars ay boyunca Koç burcunda olacak. Genel itibariyle Mars Koç'ta çok güçlüdür. Yani kolektif alanda biraz daha mücadele etme, savaşma enerjilerini arttırıyor. Bu dünya üzerinde tabii ki biraz savaş baskılarını güçlendirebilir. Sizin dördüncü evinizden geçmekte. Bu dönem biraz da içsel anlamda zaman zaman daha fazla kendi kendinize biraz kavga ediyor, biraz hani huzursuzluk hissediyor olabilirsiniz. Ancak Merkür'ün de Nisan ayında bu alanda olması içsel huzursuzluğunuzu daha fazla arttırmıştı. Bu ay Merkür düzeldiği için, ileri harekette döndüğü için daha rahat bu dengeyi, içsel dengenizi koruyabilirsiniz ya da aile içerisinde hissettiğiniz o anlaşmazlıkları bu ay daha rahat çözümleyebilirsiniz. Evde biraz işleriniz olabilir, yapılması gereken işleriniz olabilir. Yani odanızın düzenlenmesi gibi evde birikmiş işler olabilir. Evde çalışan bir oğlaksanız tabii ki bu ay yine daha fazla evdeki işlere enerji harcayabilirsiniz. Sadece aile üyeleriyle, ebeveynlerle ilişkilere dikkat edin. Zaman zaman Mars nedeniyle burada biraz egosal çatışmalar olabilir çünkü. 8 Mayıs'ta 18 derece Boğa burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay Venüs etkisinde bir yeni ay. 5. evinizde, şans ve aşk evinizde doğuyor. Sevgili oğlaklar, bu yeni ay size bir aşk, bir ilişki, bir heyecan getirebilir. Bununla birlikte tabii ki yani kişisel girişimleriniz, yaratıcı çalışmalarınız, sanatsal faaliyetler, hobileriniz, tüm bu alanlarda daha aktif olabilir, daha girişken olabilirsiniz. Çocuklar için güzel bir alan, çocuk sahibi olmak isteyen sevgili oğlaklar, bu yeni ay sizi çocuk konusunda destekliyor. Hamilelik haberleri, doğum gibi sevindirici gelişmeler olabilir. Çocuklarınız varsa çocuklarınızla birlikte mutlu olacağınız, keyifli olacağınız aktiviteler bu ay çok öne çıkıyor. Onlarla paylaşımlarınız artabilir veya çocuklarınızın hayatında güzel girişimler, planlamalar söz konusu olabilir tabii ki. Ve lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 18 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan çok güzel bir açı alıyorsunuz. Üstelik yönetici gezegeniniz Satürn de Balık burcunun 18 derecesinde yeni aya muhteşem güzel bir destek açısı veriyor. Dolayısıyla özellikle uzun vadeli girişimler, hayatınızda uzun vadeli olacak fikirler, düşünceler, yapılandırmalar için bu yeni ay uygun temelleri, koşulları oluşturacak gibi görünüyor. 13 Mayıs Güneş-Uranüs kavuşumu sürpriz gelişmeler olabilir. Heyecan yaratacak gelişmeler olabilir. Bu arada özellikle parasal konularda, tabii ki boğa olunca para da işin içinde, para kazanmak, parayla ilgili girişimler biraz içinde risk olan, şans olan konular ki 5. ev olunca işte şans oyunları, spekülatif piyasalar, borsa alanın olabilir. Bu ay buralarda da çok hareketlilik var. Ya da sizin böyle girişimleriniz varsa gerçekten önemli fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Ancak riske dikkat edin. Çünkü küresel alanda, piyasalarla ilgili ekonomik alanlarda hızlı gelişmelerin zaman zaman çok fazla manipülasyonun olabileceği de bir dönemdeyiz. Doğru yönetilen riskler, daha güvenli atılan adımlar, doğru kararlar size hızlı kazançlar da getirebilir. Dolayısıyla biraz şans faktörünün de öne çıktığı, sizi desteklediği bir ayda olduğunuzu söyleyebilirim. 18 Mayıs yine Güneş-Jüpiter kavuşumu, Venüs-Uranüs kavuşumu var. 17, 18, 19 Mayıs yine bu ayın çok hareketli, çok şanslı, kısmetli günlerinden eğlenceli aktiviteler olabilir. Romantik fırsatlar, aşk hayatınızda ilginç gelişmeler, parasal kazançlarda yine güzel gelişmeler olabilir. Bu ay aslında sevdiklerinizle de daha fazla bir arada olma, işte keyifli zamanlar geçirme, davetlere katılma, onlarla, çocuklarınızla ya da sevdiğiniz kişilerle böyle keyif alacağınız ortamlarda daha fazla vakit geçirme fırsatlarınız olabilir. Eğlenceli kutlamalar içerisinde olabilir, partilere
katılabilirsiniz ya da siz bir parti düzenleyebilirsiniz. Hani bunun gibi çocuklarınızla da ilgili olabilir. Daha fazla böyle bir keyif veren, hani size mutluluk veren aktivitelerin, eğlenceli ortamların öne çıktığını da söyleyebilirim. 20 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçecek. 23 Mayıs'ta Yay Burcu'nun 2 derecesinde Dolunay meydana gelecek sevgili oğlaklar. Bu 12. ev dolunayı biraz hani ruhsal anlamda bilinçaltınızın hareketlendiği, hayatın manevi yönlerinin biraz öne çıktığı bir dolunay. Aynı zamanda sizin için de biraz geri plana çekilme, biraz dinlenme imkanı verebilir. Bir tatile de çıkabilirsiniz. İş için ya da eğitim için bir yolculuğunuz da olabilir. Çünkü yay dolunayı uzaklar, yabancılar, yabancı kültürler, uzak mesafeli seyahatler içinde aslında hayatınızda fırsatlar getirebilir. Güneş'in yanısına artık Venüs de İkizler Burcu'na geçişini yapıyor olacak. Bu Dolunay sırasında Jüpiter'le Venüs'ün son kavuşumu var. Boğa Burcu'nda ardından her ikisi birden İkizler Burcu'na geçiş yapacaklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Özellikle değişken burçların, İkizler, Başak, Yay ya da Balık, 2 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bu dolunaydan güçlü etkiler alabilirsiniz. Ve dolunay sırasında Plüto Kova burcunda, bakın para evinizde, dolunayla da güzel bir teması var. Yani bu dolunay sizin için iş, para kazançları anlamında da bazı açılımlar getirebilir mesleki konularda. Plüto uzun vadeli bir tesir olarak Kova burcunda bulunuyor şu anda. Ama bu dolunayda güçlü bir etkisinin olduğunu görüyoruz. Özellikle ayın son günlerinde 26'sından itibaren Jüpiter'in de İkizler Burcu'na geçişiyle beraber, ki 2025 Haziran'ına kadar bir yıl boyunca Jüpiter İkizler Burcu'nda kalacak, 6. evinize geçiş yapacak. İşte ayın son günlerinde 30 Mayıs, 31 Mayıs, hatta Haziran'ın ilk günlerinde Güneş Plüto üçgeni, Jüpiter Plüto üçgeni olduğunu görüyoruz. İş arayan sevgili oğlaklar için destekleyici bir durum bu. Artık yani bir işe girme, para kazanma imkanı size verebilir. Ya da bir işle ilgili mesleki konularda önemli değişimler, gelişmeler olabilir. Özellikle iletişim, eğitim, işte seyahat, bilimsel konular, teknolojiyle ilgili işler, dijital platformlarda olabilecek işlerde, mesleklerde daha fazla açılım elde edebilirsiniz sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.